2020 yılından artık bir müddetten beri Türkiye'de vakan Afgan siyasetçileri bu evde bir sizle faaliyetler kılmakçı bölgen ama Türkiye devleti buna icazat vermeden hiç kaçan. Fakat bu yerde şuna itiş gerek, Türkiye Taliban'ın bir şekilde bir tahammül siyasetini ilgeri alıp varmak için. Çünkü Türkiye, Afganistan'da bilirsiniz, Türkiye'deki, Türkiye'nin o diplomatik nihatler veya elçilikler veya cami medeni nihatları ve devlet taşkarısındaki bazı nihatler TİKA olsun, ondan ki Maruf Vakfı olsun, ondan ki bir silsile nihatları bu yerde faaliyet alıp varmakta. Bu ne yazdan fikir kıramı ki Taliban bunun tamamen bir tahammül siyasetini ilgeri alıp gitmişken telaş kıladı. Ama başka tamamen Türkiye her daim Afganistan'da merkezi merkezi hükümetini nafiga merkezi hükümetten yana bir siyaset içi de bölgen. Fikir kılama ki Taliban hem bu doğruya az ya bir kılıç mümkün ki azakta siyasi kudret Taliban'ın kalıge bölgenliği için bunlar hakikaten şu Taliban'ı bir şekilde hoş kılıç için onlar bilen sizle tamamen kılıçke telaş kılıyor diye fikir kılama. Afganistan'ın sabık makamları, siyasi rehberler bazı bir faaliyetlerini yolga koymakçı oldu, lakin Türkiye ruhsat vermedi. Bu kandı faaliyetler idi? Afganistan sabık siyasetçileri bu yerde, Ankara'da ya İstanbul'da yaşadı. Bunlar amalar mesela cemiyetini resmi bir şekilde bir defter, bir ofis açış için telaş kıldı. Cimbiş şu nokta bir merkez açış için telaş kıldı. Ve buna bakışırken yine hem bazı cemgarmalar ortaya koyuşka telaş kıldılar. Ama Türkiye devleti fakat bu cemgarmalarda o işe ajandasını tileydi Kubro. Ki bu ne bayağı siyasi bölse. Ama farhangi yığılışlarla bizim işimiz yok deydi. Fakat siyasi yığılış ve Afganistan merkezi hükümeti yani Taliban hükümetinin karşısı da böyle siyasi yığılışlarla uncalık icazat vermeyi. Endi ularga siyosiy faoliyat qilishga ruxsat bermasa, Taliban bilan qanday bir murosa qilish, qanday bir muzokara qilish uchun ham zamina yaratishga qanday bir yordam beradimi? Türkiye henüz hem arzusu var, umidi var ki hatta tespil kılış için yani münakka bir müzakirene ortaya koyuş için Taliban ve başka siyasi Taliban karşısındaki başka siyasi gruplar arasında bir müzakirene tespil kılış için gayrimüstakim bir silsile telaşı vardı bir işte. Endi bu Afganiston siyosatiga matrab bo'lib kelgan siyosatchilarning taqdiri nima bo'ladi? Türkiye'de bölgen, Ankara'da bölgen, İstanbul'da bölgen siyasetmedarlar, siyasetçiler Türkiye'ye farklı faaliyetler için müracaat kılgende sabır kılınırdı cevap kaydırırlardı her daim. Fakat bu sabır kaçan kaçır sanır mı olamaz. Fikir kılaman ki Türkiye adiakal Pakistan'ı bir şekilde yanında alıp veya başka bazı Arap memleketlerini yani öz yanında alıp bazı Afganistan'da bazı hareketler kılmak için ki son vaxtlarına, ahirki payetlerine mesela Freydun Sinirli oldu. Yani Birleşken Milletler'ini bilirsin bu hem bir Türk Birleşken Milletler'de Afganistan host temsilcisi. Bu bir rapor ki o hem ötkenlerge Birleşken Milletler Teşkilatı tamamından kabul görülüyor. Bu Afgan Türkiye'deki Vezaret-i Harice bu Teşkil İşler Vezirliği bölsün, Teşkil İşler Vezirliği'ndeki bu işe Cenubi Asya kursusu bunlar bazı müzakereleri var, henüz hem devamı var, bazı siyasetçiler bunlar Vültürüp bıraktı ki siz de ikeniz Marshall Abdurrahid Dostum bile hem bir neçe defa öldürdüler bunlar. Fikirden bu henüz kubala açıklanmayan bazı hareketler
فکر دمن که ترکیه شونه تلاشه بار که حداقل پاکستان و عرب مملکتلردن بعضیلری که طالبلر بنن مخصوصا برلش عرب امیرلیکلری که طالبلر بنن مناسبات یخشه بلر بنن هماهنگ بله و افغانستانه بر ایچیم یول آخترشگه تلاش کنند فکر کنند. Sizin gaplaringizdan shunday tushuniladiki, go'yo bu rahbarlarning shu har qanday harakatlari Turkiya davlati tomonidan nazorat bo'ladi, shundaymi? Daqiqan Turkiya davlati tomonidan bu yerda yakka afg'onistonliklar emas, boshqa mamlakatlarda ham siyosiy muxoliflariki bu yerda bo'lsa, bu yakka buruz bilan muxtas emas, mutasabbona sobiqda ham masalan O'zbekiston muxoliflari ham bu yerda ko'p bola faoliyat qilolmaganligi uchun Turkiyani tark etish majburiyatiga qoldi. Hatto bir tadbirni Turkiya raddimarz qildi va Turkiya sobiqdan ham bir qism mantiqa bo'ylab siyosatlarga ko'proq markaziyatchi bir siyosat o'ynaydi va markazni muxolifiga bo'lgan boshqa guruhlarga ko'p bola fursat bermaydi. Endi ustod, mana ba'zi bir tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra shu taniqli odamlar hatto iqomat kartlari tugab qolgan, ularning katta bir qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'lgani aytilyapti. Turkiyaga mutasabbona shu qochqinlar bilan siyosiylar ayni kategoriyaga bo'lib qolgan. Har ikkisiga ham bir nava muomala ko'rsatiladi. Mutasabbona bu Afg'onistonga nima qorayotgan bu voqean mutasabbona bir silsila qiyinchiliklar bor. Nafaqat siyosiylar bo'lgan, tijjorlar bo'lsin va boshqa kitlalarki hozir Turkiyada yashab boryapti, bularga ham bir silsila qiyinchiliklar chug'uroq Turkiya.